Efendim hayırlı akşamlar Dost TV stüdyolarından hepinize merhabalar. Bizleri evlerine, yuvalarına, iş yerlerine kabul eden izleyicilerimizin üzerine Allah'ın rahmeti, bereketi ve mağfireti sürekli, daim ve hazır bir şekilde bulunsun diyerek programımıza başlıyoruz. Merak ettiklerimiz programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün merak edilen sorulara Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanlarından değerli hocam Mehmet Kapukaya Beyefendi ile birlikte cevap bulmaya çalışacağız inşallah. Bizlere sorularınızı iletmek için telefon numaralarımız 0312 alan koduyla 341 2040. Aynı şekilde mesaj yoluyla bizlere ulaşmak isteyen izleyicilerimiz için cep telefonlarının mesaj bölümüne girmeleri, dost merak yazıp bir boşluk bırakıp sorularını 3834'e göndermeleri yeterli olacaktır. Son olarak internet üzerinden bizlere ulaşmak isteyip mail yoluyla sorularını iletmek isteyen izleyicilerimiz için mail adresimizi hatırlatalım istiyorum. Merak ettiklerimiz @dosttv.com adresi üzerinden sorularınızı bize gönderebilir. Yayın içerisinde inşallah Mehmet Kapukaya hocamdan cevaplarını alabilirsiniz. Değerli hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Afiyettesiniz inşallah. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Elhamdülillah. Duacıyız. Hocam kredi kartıyla alışveriş yapıldıktan sonra malum bir para puan kazanımı söz konusu. Bu para puanlar da belli bir miktar birikiyor. Dolayısıyla nihayetinde bununla alışveriş yapılıyor. Acaba bu para puanları kullanmak caiz midir demiş izleyicimiz. Bu para puanlar kullanılabilir. Yani kullanılması caizdir. Hı hı. Ancak bununla ilgili ekstra bir para isteniyorsa, yani katılım için şu kadar bir şey ödeyeceksiniz diye veya bu firma bir SMS karşılığında bu SMS'leri parayla satıyorsa bu şekilde bir katılım caiz değil. Yani bazıları şöyle yapıyorlar. İşte diyor ki şuraya bir SMS at diyor. O SMS de diyelim ki 2 liraysa bu firmalar bu SMS'lerden kazanmış oldukları paralarla bu hediyeleri onlara vermiş oluyorlar. Bu şekilde bir SMS atmaları durumunda bu caiz değildir. Ama SMS o firmaya ait değil de GSM şirketine aitse burada herhangi bir sıkıntı, problem yok. Evet, teşekkür ederiz Zeyno Hocam. İkinci sorusu da şöyleydi izleyicimizin. Banka promosyonlarını kullanmak caiz midir dedi. Evet, şimdi Peygamber Efendimizin malumlarınız bir hadisi var. Bu hadislerinde Peygamber Efendimiz buyuruyor ki El helalu beyin vel haramu beyin ve beynehuma umurun müştebihat. Helal açıktır, haram da açıktır. Yani bunlar beyan edilmiştir. Ama haram mı, helal mi olduğu konusunda şüphe edilen bir takım hususlar vardır. Yani şüpheli hususlar vardır. Bu şüpheli hususlardan kaçınmak lazım. Bunu da Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifiyle bizlere açıklıyor. Diyor ki bir çoban düşünün. Bu evet. Çoban devamlı yasak olan bir bölgenin etrafında koyunlarını otlatıyor. Ama o yasak bölgeye girmiyor. Fakat bu adam koyunlarını yasak bölgede değil de daha geniş bir arazide otlatsa bu yasak bölgeye girme ihtimali hiç olmayacak. Fakat bu hayır ben koyunlarımı bu yasak bölgeye yakın bir yerde otlatırım. Benim koyunlarım da bu yasak bölgeye girmezler diye düşünürse ne olur? Bu hayvandır netice itibarıyla. Bu koyunlar yasak bölgeye girerler. İşte bunun gibi şüpheli şeyler de bir insan hep şüpheli şeylerin etrafında dolaşırsa ne olur? O şüpheli şeylerden birisi belki haramdır. Dolayısıyla bu kişi de harama düşmüş olur. İşte biz promosyonları bu şekilde değerlendiriyoruz. Yani promosyonlar tamamıyla helal olan bir şey değil, tamamıyla haram olan bir şey değil. Ama baktığımız zaman bu promosyonları, bankalar bunları keyif için vermezler. Ne yapıyorlar? İşte buradan kazandıkları, müşterilerinden kazandıkları paralar var. Ben bu konuyu çok iyi araştırdım. Mesela bankaya paralar muhakkak surette ayın 15'inde maaş alınacaksa 13'ünde yatmak zorunda. En geç 13'ünde yatmak zorunda. Evet. Bu iki gün bankalar bu parayı kullanıyorlar. Ayrıca bunlar kredi kartı veriyorlar insanlara. Zamanında ödemedikleri zamanda 2,5'un üzerinde aylık bir faiz bunlara tahakkuk ediyor. Yani bankalar
buralardan kazanmış oldukları paraların bir kısmını bu müşterilerine, mudilerine veriyorlar. İşte bunu da promosyon diyor. O yüzden bu promosyonlu şeylerden kaçınmak lazım. Bir Müslümanın şayet ihtiyacı yoksa bu parayı kullanmaması lazım. Fakir fukaraya, yoksullara vermesi lazım. Ama diyelim ki çaresiz bir duruma düşmüş de ve kullanmaktan başka bir çaresi yoksa, o zaman kullanabilir. Ama normal olarak düzenli bir şekilde diğer aylarda aldığı maaşlarla ödeyebiliyorsa, elektrik parasıdır, su parasıdır, şu parasıdır, o zaman bu promosyon parasını kullanması uygun değildir. Teşekkür ederiz değerli hocam. Nevşehir'e uzanıyoruz. Nevşehir'den Yüksel Bey bizleri arıyorlar. Alo. Selamünaleyküm. Aleykümselam Yüksel Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İki sorum olacak size. Dinliyoruz efendim. Yatsı namazının vakti 12'ye kadar mı yoksa imsak vaktine kadar mı? Evet. İkinci sorumuzu alalım. Kılamazsak imsak vaktine yakında kılabiliyor muyuz? İkinci sorum da vekaleten olacak. Müslüman bir anne babanın oğlu Müslüman olan bir kişi Katolik birisiyle evlenebilir mi? Böyle bir nikah kilisede kıyılırsa bunun hükmü nedir? Peki evlenen kişi erkek mi, kız mı, bayan mı? Evlenen kişi erkek, başka dine mensup olan kişi de bayan. Tamam. Yöneltelim inşallah. Nevşehir'e selamlar, muhabbetler efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Evet değerli hocam, yatsı namazının vakti ne zaman çıkıyor? Yatsı vakti imsakla birlikte sona erer. Yani gece 12'de falan sona ermez. Çünkü bizim müsteftiğimiz, yani soru soran kardeşimiz demek ki bu yönde duyumlar almış ki böyle bir soruyu bize yöneltiyor. Yatsının vakti imsakla birlikte sona erer. Ama bir kimsenin her zaman namazını bu imsak vaktine kadar geciktirmesi de doğru değildir. Yani nasıl olsa yatsının vakti imsak vaktine kadar devam ediyor diye bunu alışkanlık haline getirmesi ve namazını geç kılması, imsak vaktine yakın kılması, yatsı namazını doğru bir davranış, uygulama değildir. Çünkü uyanamayabilir ve böylece namazı da kazaya kalmış olur. Uyanamazsa bu sefer hem sabah hem de yatsı namazı gitmiş olur. Mevla Teala muhafaza buyursun. Hocam Müslüman bir erkek, gayrimüslim bir hanımla, Katolik diye de özellikle belirtti, evlenmek istese evlenebilir mi? Şayet evlenecekse bu nikah kilisede kıyılsa caiz midir dedi. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de kimlerle evlenileceği ve evlenilemeyeceği hususlarında ayeti kerimeler var. Bunlar bize ışık tutmaktadır. وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ Kur'an-ı Kerim'de buyurulur. Müşrike olanları, Allah'a şirk koşanları onlar iman edinceye kadar nikahlamayınız buyuruyor. Ve devamında da buyuruyor ki وَلَا اَمَتُمْ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ Muhakkak surette köle olan bir kadın, yani cariye, elbette ki müşrike olan, Allah'a şirk koşan, ortak koşan bir kadından daha hayırlıdır. Velev ki bu müşrike olan kadın sizin hoşunuza gitse, yani fiziğini falan beğenseniz bile bunu tercih etmeyin, bununla evlenmeyin buyurulur. Bunu açıklayıcı başka bir ayeti kerime nazil olmuştur. O ayeti kerimede de وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ işte muhsan olan, yani iffetli olan mümine kadınlar, bunlar size helal kılınmıştır. Bir de yine iffetli olmak kaydıyla ehli kitap dediğimiz kadınlar, bunlar size helal kılınmıştır buyurulur. Yani Yahudi ve Hristiyanlar değil tabii, mi? Tabii ehli kitaptan maksat Yahudi ve Hristiyanlardır. Tabii bir Katolik olan kadın da Hristiyan kabul edilir. Hristiyanlığın mezheplerinden birisidir Katoliklik. Fakat biz her zaman için şunu söylüyoruz. Yani hepimiz bu dünyaya geçici olarak geldik. Müslümanın hanımı
Müslüman bir insanın hanımı, öyle bir hanım olması lazım ki ona dünyada cenneti yaşatması gerekir. Evet. Çoluk çocuğuna dünyada cenneti yaşatması gerekir. Şimdi kalkıp da bir Müslümanı rahatsız edecekse, çoluk çocuğunu rahatsız edecekse, inanç bakımından rahatsız edecekse, ki bu kadın yarın çoluk çocuğu olduğu zaman bu çoluk çocuğunu nasıl yetiştirecektir? Yani burada tabii ki erkekler söylüyor ki efendim benim dinim üzere yetişecektir. Fakat uygulamalar göstermektedir ki maalesef bizim Müslüman çocukları kendi babalarının dinleri üzere değil, çoğunluk olarak annelerinin dini üzere oluyor. O da biraz oluyor. Herhalde babanın ilgilenmesiyle annenin ilgilenmesi biraz daha farklı oranlarda oluyor. Sanırım ondan kaynaklanıyor değil mi hocam? Evet. Şimdi bize gelen bir soruyu hani çarpıcı olması açısından izah edeyim. Diyor ki Müslüman kardeşimiz, erkek bu. Benim hanımım diyor Hristiyan, benim çocuğumu kiliseye vaftiz yapmaya götürecek. Buraya kadar bir sıkıntı duymuyor. Ama diyor ısrarla benim de bu vaftiz törenine gelmemi istiyor. Benim bu vaftiz törenine katılmam caiz midir değil midir? Çocuğun gözünde iyice meşrulaştıracak belki yani, o davranışla. Yani evet. Şimdi böyle durumlar ortaya çıkıyor. O bakımdan caiz olmakla beraber ehli kitap, Hristiyan ve Yahudi kadınlarla evlilik caiz olmakla birlikte biz bunu tavsiye etmiyoruz. Müslümanın hanımı az önce ifade ettiğim gibi ona cenneti hazırlayacak bir tarzda olmalıdır. Zaten ilk okuduğum ayeti kerimenin devamında şöyle buyurulur. Yani çok dikkat çekicidir. Ulaike yed'ûne ilennâr. Bu müşrike kadınlar sizi cehenneme götürürler. Vallahu yed'û ilel cenneti vel mağfireti biizni. Allah ise izniyle sizi cennete götürmek istiyor. Evet. Evet, cennete götürmek istiyor. Dolayısıyla şunu demek istiyor. Müslüman köle bir kadın seni cennete götürür. Müslüman olmayan müşrike bir kadın fiziği güzelliği de olsa o seni cehenneme götürür. Ey Müslüman uyan ve seni cennete götürecek eşi tercih et demektir bu. Evet. Eşlerin birbirleriyle olan ilişkilerinde kendilerini cennet vizesi olarak görmeleri duasıyla diyelim inşallah hocam. Amin inşallah. Malatya'dan, Kaysıkent'ten, Battal Gazi'nin yurdundan Şengül Hanım telefonumuzun diğer ucunda. Alo. Alo, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim, hoş geldiniz. Benim hocama sorularım vardı da. Buyurun. Kendisine bir kişi büyü yapıldığını anlayabilir mi? Eğer ki büyü yapıldığından şüpheleniyorsa ne yapabilir yani bunun etkisinden kurtulmak için? Evet. Bir de bir sorum daha vardı. Sürekli şey yapılıyor hani kitaplarda, internette işte şu duayı şu kadar okursanız şu dileğiniz kabul olur. Evet. Yani hocamın tavsiyeleri var mı duanın kabulü konusunda? Evet, yöneltelim inşallah Şengül Hanım. Hayırlı akşamlar diyoruz efendim. Malatya'ya selamlar. Değerli hocam, bir kimse kendisine büyü yapıldığını anlayabilir mi? Anlarsa neler yaparak bu büyüyü bertaraf edebilir? Bir kimse kendisine büyü yapıldığını anlayamaz. Yani bu konuda çok vehimler var. Evham kişilerde var. Vesvese var bazı kimselerde. Ve anormal bir durum hissettiği zaman diyor ki büyü var. Halbuki çoğu şeylerde büyü olması söz konusu değil. Yani diyelim ki en çok aile içerisinde bir iletişim kopukluğu var. Anlaşamıyorlar aileler, karı koca anlaşamıyor veya çocuklarla baba anne anlaşamıyor. Efendim hemen işi büyüye bağlıyorlar. Ve bunlar bunu çözmek için de kalkıp işte bizim tasvip etmediğimiz insanlara, hani ben bunlara hoca demek istemiyorum. Yani hocanın bir... Şarlatan diyelim hocam, ben sizin adınızı peki, diyeyim. Peki, siz öyle ifade etmişsiniz, öyle olsun. Şimdi bu tür insanlara gidiyorlar ve bu insanların ilk söyledikleri şey efendim size büyü yapılmış. Maddi peki, bir beklenti içinde olarak tabii. Tabii ki yani tabii ki büyü yapılmış ve bazen ben bu büyü yapıldı denen insanların hani muska falan deniliyor ya. Diyorum ki açabilir miyim senin muskanı? İnanın birkaç tanesini açtım.
Kesinlikle hiç yazı falan yok. Yani ne bir ayet var ya ne da bir hadis var. Karalamalar var. Evet, karalamalar falan var veya konuyla hiç ilgisi alakası olmayan şeyler fotokopi çekip bunlara vermişler ve bu insanları sömürüyorlar. Yani birisine sordum kaç para verdiniz? Dedi ki 300 lira verdim. Yazık. 300 lira vereceğine kul auzu bir rabbil felak, kul auzu bir rabbin nas oku. 3 defa Fatiha'yı oku belki daha etkili. Bunları oku. Zaten Peygamber Efendimiz büyünün çözülmesi için bunları tavsiye buyurmuşlardır. Yani bir kimse kendisine büyü yapıldığından şüphe ediyorsa ona buna gitmeyecek. Efendim, kul euzu bi rabbil felak, kul euzu bi rabbin nas bunları okuyacak. Evet değerli hocam. İkinci sorusu Şengül Hanım'ın şöyleydi. Bazı dualar var. İşte falanca duayı 44 defa okursan şöyle olur. İşte 300 defa okursan böyle olur. Acaba dualardaki bu sayıların hikmeti bir hakikat mi yoksa bir hurafe mi? Şimdi Peygamber Efendimiz'den bize gelen bazı dua sayıları var. Mesela diyoruz ki Sübhanallah 33 defa söylerdi. Elhamdülillah 33 defa söylerdi. Allahu Ekber 33 veya 34 bir rivayete göre. Bunları Peygamber Efendimiz işte söylerdi. İşte demin dediğimiz Kul Euzü bi Rabbil Felak 3 kere işte bunu okur. Nas 3 kere okur. Efendim. Bu tür Peygamber Efendimiz'in sayı olarak belirtmiş olduğu dualar var. Mesela Bismillahillezî lâ yedurru ma ismihî şey'un fil ardı ve lâ fis semâi ve ves semî'ul alîm. İşte kim sabah akşam bu duayı okursa hiçbir şey ona zarar veremez diyor. Orada sayı belirtiyor 3 defa. Ondan sonra Hasbiyallah lâ ilâhe illâhu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azîm. Buna sayı belirtiyor. 7 defa diye sayı belirtiyor. Peygamber Efendimiz'den bize nakledilen bu sayıların dışında şayet sayılar veriliyorsa işte şunu 107 defa oku, yok bunu 4444 defa oku, yok şunu işte 1000 kere oku, bunu 500 kere oku. Bunlar delile dayanmayan sayılardır. Bunlar tecrübeye dayanan sayılardır. Yani bazı insanlar bunları bu sayıda okumuşlar, tecrübe etmişler. Bir faydaları olmuş veya olmamış biz bu konuda bilmiyoruz. Evet. Bunlar tecrübe etmişler sadece. Dolayısıyla duaların şu kadar sayıda okunması diye bir şey yoktur. Önemli olan duaların içten samimi ve özellikle kişinin yapmasıdır. Şimdi bazen biz görüyoruz diyor ki kişi salat-ı tefriciye okuyacağım. Şunlara 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 dağıtıyorum. Yani herkes bunu okumayı bilemiyor ki. Veyahut da kendisi okusa da aslında yapacağı işi yoğunlaşmadan sadece duaya bel bağlıyor. Evet yani de. Bunu bu kadar okumaya gerek var mı? Bir delili yok. Hadislerden bir delili yok bunu bu kadar okumaya. Yani hadislerden bir delili olsaydı biz zaten söylerdik. Kalkıyor bu sefer anlamını bilmediği veya doğru dürüst okuyamadığı şeyleri okuyor. Bir de onları sayıyı tamamlayacağım diye evet. Birbirine karıştırıyor harfleri, kelimeleri birbirine karıştırıyor. Böyle yapmaktansa samimi ve özlü bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın huzuruna durup ellerini açarak yalvarırsa duası makbul olacaktır inşallah. Teşekkür ederiz değerli hocam. Mevlana diyarından, Konya'mızdan Bilal Bey telefonumuzun diğer ucunda. Alo. Buyurun. Buyurun dinliyoruz Bilal Bey. İyi akşamlar efendim, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz efendim, buyurun. Efendim, bizim şimdi kiraya verdiğimiz veya kiraladığımız tarlalarımız var, icat verdiğimiz tarlalarımız var. Evet. Bunu hocamız diyor ki tarlanızı kiraya ne verin ne alın diyor. Biz bunu öğrenmek istiyorum. Sorunuzun son kısmını anlamakta güçlük çektim efendim. Tekrar eder misiniz? Efendim, bizim camide hocamız diyor ki tarlanızı kiraya vermeyin de kiralamayın da diyor. Tarlayı kiraya vermek caiz midir diye soracağız o zaman. Evet, bir de Peygamber Efendimiz'den önce İslamiyet'i sormak istiyorum efendim. Peygamber Efendimiz'den önceki? İslamiyet durumunu. Evet, yöneltelim inşallah. Tamam. Bu arada malumunuz olduğu üzere Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin vuslatının 741. yılını idrak ediyoruz. Mevla Teala onun izinden gidebilen kullardan eylesin inşallah bizleri. Gönül insan olmak meselesi hepimizin derdi olsun inşallah. Değerli hocam, kiralanabilir mi tarlalar veya bu durumda mal sahibi başkasına kiralayabilir mi? Veya da birisi mal sahibinden
tarlayı kiralayabilir mi? Tabii bu icar kiralama konusuna giriyor. Burada yasaklanan şey, ayırt etmek lazım. Kiralayan kişiyle kiraya veren kişiyi karşı karşıya getiren hususlardır bunlar. Evet. Yoksa bir insan tabii ki tarlasını kiraya verebilir. Ne kadarını efendim kiraya verecek, ne kadar bir bölümünü, bunların tamamen iyice kiralayan ile kiraya veren kişi arasında anlaşılması gerekir. Şayet arada bir ihtilaf söz konusu olursa bu şekilde bir kiralama caiz değildir. Peygamberimizin yasaklaması da bu tür arazilerle ilgilidir. Yoksa günümüzde herkesin arazisi belli, tapusu belli, sınırı belli, her şeyi belli. Dolayısıyla bir kimse arazisini bu şekilde kiralayabilir. Teşekkürler değerli hocam. İkinci sorusu da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan önce İslamiyet dedi izleyicimiz ama herhalde Hanif dini kastetti. Biraz onunla alakalı bilgiler verir misiniz bize? Malumunuz Peygamber Efendimiz ile Hazreti İsa Aleyhisselam arasında 610 sene bir dilim var. Bu zaman zarfında peygamberler gelmemiş. Buna biz fetret dönemi diyoruz. Bu dönemde hanif insanlar vardı. Hanif yani Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Hazreti İbrahim'in, Hazreti İbrahim haniftir diyor Kur'an-ı Kerim. Hanif ne demek? Hanif bir Allah'a inanan, tevhid inancını koruyan, Allah inancını, bir Allah inancını, sadece Allah inancı değil, bir Allah inancını koruyan ve bu şekilde ibadet eden kimse demektir. Bu hanifler vardı Peygamberimizden önce ve Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz de zaten bir hanif idi. Evet. Bu manada bir hanif idi. Fakat sayıları çok değildi. Yani bize rivayet edildiğine göre hani 5-6 kişi civarında bir kimseydi bunlar. Sayıları çok fazla değil. Teşekkür ederim değerli hocam. İzleyicimiz SMS'de şöyle bir soru sormuş. 9 aylık düşük çocuk yıkanmadan defnedilebilir mi? 9 aylık düşük bir çocuğun organları belli olmuştur. Yani bu yıkanıp yıkanmaması organların belli olup olmamasına bağlıdır. 9 aylık bir çocuğun bütün organları bellidir. Dolayısıyla onun yıkanması gerekir. Evet, teşekkür ederim. Değerli hocam, şöyle bir soru var. Kabe'de 50 defa tavaf eden kişi cennetliktir cümlesi doğru mudur? Şimdi tabii ki bazı ibadetlerin sevabı var. Çok büyük sevabı var. Kabe'de ibadet etmenin de büyük bir sevabı var. Ama 50 defa tavaf eden kimseye cennet vacip olur veya bu cennetliktir demek doğru değildir. Evet. Yani bu şekilde bir hadis yok. Nakledilen, bize ulaşan bir hadis-i şerif yok. Bu sadece insanları Kabe'de tavaf etmeye, ibadet etmeye teşvik etmek için söylenen bir sözdür. Bunun haricinde bir anlam değer taşımaz. Evet, teşekkür ederiz. Değerli hocam, Şehzadeler Şehri Amasya'dan Nedime Hanım telefonumuzun diğer ucunda. Alo. Alo. Buyurun. Alo hocam, iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim, hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Buyurun. Ben namaz hakkında soracaktım. Yükünü namazlı biraz gecikiyor benim. Çocuklar kerahat vakti kılma ne diyorlar ama ben akşam ezan olmadan kılıyorum namazımı. Evet. Onu sormak istiyorum. Bir de yatsı namazıma bitirik kılarken Allahümme inna nesilen sonra Allahümme iyyake na'budu büyük unutuyorum ben arada. Evet. Bunun herhangi bir vebali var mı? Yöneltelim inşallah hocamıza. Amasya'ya selamlar, muhabbetler efendim. Evet değerli hocam, ikindi namazını iş yerinden dolayı herhalde biraz geçe bırakıyor. Evlatları da kerahat vakti girdiği için kılmamasını istiyorlarmış. Akşam namazından hemen önce o günün ikindi namazı kılınabilir mi? Şimdi öncelikle bizim tavsiye edeceğimiz bu namaz nasıl olsa kılınıyor diye bunu geciktirmemesidir. Evet. Fakat herhangi bir sebeple geciktirmişse ve kerahat vakti girmişse, akşamdan 45 dakika önce biliyorsunuz kerahat vakti giriyor.
bu 45 dakikalık zaman diliminde sadece o günün ikindi namazının farzını kılmalıdır. Kılması gerekir. Yani artık kerahat vakti girmiştir, bu namazı kılmanız doğru olmaz denilemez. Çocuklarının bu şekilde bir telkinde bulunması doğru değildir. Mekruh olmakla birlikte yine kazaya kalmaktan daha iyidir. Muhakkak surette o namazını o vakitte farzını kılması gerekir. Evet. Teşekkür ederiz değerli hocam. İkinci sorusu da yatsı namazının akabinde kılmış olduğumuz vitir namazı esnasında kunut dualarını bazen unutuyorum. Bu durumda ne yapmalıyım? Şimdi kunut dualarını unuttuğu zaman bu sehiv secdesini gerektiren bir husustur. Kunut duasını unutmak. Çünkü kunut okumak vaciptir. Bu sehiv secdesini gerektirir. Şayet bunlardan birisini okumuşsa Allahümme inna nesta'inüke'yi okumuş fakat Allahümme iyyâke na'budu bunu unutmuşsa sehiv secdesi yapmasına gerek yok. Bu yeterlidir. Yani illaki ikisini tabii ki okumasını biz tavsiye ederiz. Fakat bunlardan birisini unutmuşsa okumuş olduğu bu kunut geçerlidir. Sehiv secdesi yapmasına gerek yok. Namazı tamamdır. Teşekkür ederiz. Değerli hocam, kibir nasıl yok edilir demiş izleyicimiz. Sürekli arkadaşımdan daha üstün olduğumu düşünüyorum. Bu durumdan da kurtulmak istiyorum demiş. Tabii arkadaşından üstün olduğunu düşünmek bir rahatsızlıktır. Yani psikolojik bir rahatsızlıktır. Yani normal insanda bu olmaması gerekir. Kim devamlı başkasından üstün olduğunu düşünüyorsa bunda bir rahatsızlık var. Çünkü kibir Müslümana yaraşan, yakışan bir davranış değildir. Gerek ayeti kerimelerde, gerekse hadis-i şeriflerde kibir hakkında ağır ifadeler var. Cenab-ı Hak sürekli bir şekilde kibredenleri eleştiriyor. Mesela innellezine yestekbiruna an ibadeti, bana ibadet etmekten kibredenler. Seyedhulune cehenneme dahilin. Zelil ve hakir bir şekilde cehenneme girecekler buyuruyor. Dolayısıyla kibir peygamberimiz hem onu tarif ediyor. Nedir? Hakkı örtmektir ve insanlara karşı üstünlük taslamaktır diyor. Yani bu düşünceye içerisinden vesvese şeklinde bu düşünceye sahip olmak ona bir zarar vermez. Ama bunu uygulamaya geçirirse ve bilinçli bir şekilde rahatsızlık boyutu yok da bilinçli bir şekilde başkalarından üstün olduğunu düşünürse tabii o zaman sıkıntıları. Evet. Teşekkür ederiz değerli hocam. İstanbul'dan Hüsniye Hanım. Telefon hattımızın diğer ucunda. Alo. Alo. Alo buyurun. Dinliyoruz Hüsniye Hanım. Sesiniz gelmiyor mu? Sizin sesinizi ben alıyorum. Buyurun sorunuzu alalım. Ben şey soracaktım. Torunum beni kızdırdı. Biraz küçük. Sana kapıyı açmayacağım diye yemin ettim. Kapıyı da açtım. Evet. Yani onu soracaktım. Şeyini verecek miyim diye. Ondan sonra bir de namazda yanıldığım zaman salli barikleri şeyleri okuduktan sonra Rabbenalları selam veriyorum. Selam verdikten sonra eksik veya fazla kıldığımı hatırlıyorum. Seyir secdesi yapılır mı? Selam verdikten sonra. Yöneltelim inşallah hocamıza. İstanbul'a sevgiler, muhabbetler. Değerli dostlar, Hüsniye Hanım'ın sorduğu sorunun cevabını reklamların hemen ardından vereceğiz inşallah. Kısa bir aradan sonra birlikteliğimiz devam edecek.